Niye suratını asıyorsun ya? Birkaç gün şurada dikileceksin işte. Koruma ayakları. Maksat göz boyama, anladın? Anladım abi. Peki Orhan gelip tekrar sıkmaya kalkarsa ne yapayım? İndireyim mi? Ya yok yok, senden adam olmayacak. Yok, 40 yıl yanımda kalsan, 40 fırın ekmek yesen yine yok. NATO mermer, NATO kafa. Ya oğlum, sen niye Orhan'ı indireceksin ya? Orhan Selim'i indirsin, bırak. Sen o sırada tuvalette mi olursun, yoksa silahın tutukluk mu yapar? Neyse işte, anladım. Anladım. La oğlum bak, çık çık. Bak ben seni şimdi indireceğim, çık. Dur şu kapının önünde ya. Hoş geldin Cem. Sema Hanım. Nilgün Hanım'ın pek uygun olduğunu sanmıyorum. Malum oğlu taze ölümden kurtulmuş. Bence şansımızı zorlamayalım. Artık bu eve kimin girip çıkacağına siz mi karar veriyorsunuz? Ah tabii ya. Cengiz'in yerine de siz geçtiniz artık değil mi? Eminim yakında bu eve de yerleşirsiniz. Eminim Nilgün'ün size çok ihtiyacı vardır. Aa, ne ima etti şimdi bu? Nilgün Hanım ve ben. Çok ayıp, çok ayıp. Anne, getireyim mi bir tane daha yastık, iyi mi? İyi annem, iyi. İyi. Selim. Biraz uyu, dinlen istersen ha. Ya da yukarı çıkalım, daha rahat edersin. İyiyim hayatım, iyiyim böyle. Geçmiş olsun Selim. Ne işiniz var burada? Sizin ne işiniz var evimde? Hangi yüzle geldiniz? Biz yüzsüzlüğü senden öğrendik Nilgün. Ama maalesef senin kadar iyi beceremiyoruz bu işleri. Selim'den Orhan adına özür dilemeye geldik. İnsan gibi. Sizin özrünüzü de hiçbir şeyinizi de istemiyorum. Defolun evimden. Defolun! Nilgün Hanım, Nilgün Hanım biraz sakin olalım hadi. Bundan sonra hiçbirinizin yüzünü görmek istemiyorum. Kim ne derse desin, Orhan da yaptığının bedelini ödeyecek. Duydun mu beni? Onu şikayet edeceğim. Oğlunu kendi ellerimle hapse göndereceğim. Anne. Yeter artık lütfen, tamam mı? Sema teyze, ben Orhan'ı affettim. Konu kapandı, bitti gitti. Babamın işlediği günahın bedelini ödedim ben. Umarım herkesin içi solmuştur. Orhan gerçekten çok pişman Selim. Umarım öyledir. Ben artık kimin ne olduğunu, neyi niçin yaptığını gayet iyi biliyorum. Yani Orhan'ın pişman olup olmaması aslında zerre kadar umurumda değil. Eğer konu ödeşmekse ödeştik. Ama bundan sonra bana, aileme, sevdiklerime kim zarar vermeye kalkarsa karşısında bambaşka bir Selim olur. Buna herkes dahil. Orhan'da.